Selamun aleyküm, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sahur hazırlayacağım. Sahurda patatesli yumurta yapacağım. Annem bir şey görmüş, dedi ki patatesle sucuğu, yumurta, üçü karışık oluyormuş. Ben sucuğu sevmediğim için sucuklu yapmayacağım. Bu arada kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Annem de tamam dedi yani. Sıkıntı yok. O yüzden sucuk.
İnşallah güzel olur. Allah'ım inşallah güzel olur. Daha önce de yaptığımda güzel olmuştu da. Çiğ tepsi yazdım ya. Bu arada Abdullah'ı kışkırtma ne zaman gelecek diye bazı ablalarımız soruyor. Abdullah'ı kışkırtma Ramazan'dan sonra gelecek çünkü oruç tutuyor. Annem ona kıyamıyor. Işığını yak hadi. Minicik yavrusuna kıyamıyor. Bize kıyıldı maşallah. O daha ufak kızım. Oruçluktan sonra yapılsın dedim ben de. Arkadaşlar merhabalar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi biz yine aynı iş başındayız yine. Rümeysa kahvaltı hazırlıyor. Bende bir tane yazma vardı. Onu bitirmeye çalıştım. O dedim sen hazırlayana kadar ben de onu şey yapayım ama yine de bitmedi. Bir kenarı kaldı. Onun için akşam yemeği benden. Sahur Rümeysa'dan. Bazen Mustafa da yapacaktı ama Mustafa bir cüz geride kalmış. Onun için onu bitirmeye çalışıyor. Bunun kenarındaki leke ne? Ne lekesi kızım? Bardak mı? Demledin mi çayı? Niye? Ha, ne oldu? Ben bunu kırarken kıramadım. İçi boş mu? Boş mu? Aynen boş. Kurt sandım, korkmuyorum. Kurt değil. Artık yumurtalardan korkmaya başladım. İyi. Bugün arkadaşlar bir mutfak şefini kullandım. Ekmek yaptım. Dedim çok bir yapayım. Ekmek nasıl olacak? Bir tanesini akşam yedik. Bir tanesi de kaldı. Sahurda yiyeceğiz. Onu da şöyle göstereyim ekmeği de. Üstüne Mustafa ağa yaptı. Ama gerçekten ekmek çok güzel olmuş. Aynen ben de çok beğendim. Ramazan pidesi bu biraz şey olmuş ama Rümeysa. İnce olmuş öbüründen. Öbürü bundan bir tık kalındı. Kesilirken yine bir şey olmaz da. Bunun hani kapak nerede kızım? Nasıl çevirecek bunu? Kapak nerede? Çok güzel bir soru. Kapak aşağıda galiba. Burada o tavada yapacaktın değil mi? He, niye yapmadım anne? Ondan yapacaktım. He. O kocaman anne. Büyük işte daha rahat dedim hani. Ben o şunda sandım o yüzden orada yaptım. Yok aslında kapak burada bir yerde olacaktı da. Makinenin içine mi koydun acaba? Yok. Çok aslında yüksek yaptım sonu ha. Bir şey olmaz sen net görür kendi. Hadi gel. Tam net görüküyor. Ay ben bacağım ağrıyor ya. Of. Bugün hepimizin bacağı ağrıyor zaten. He. Benim de parmağım ağrıyor şu ayak parmağım. Oğlum. Buyurun. Buyur bacacığım. Al. Hava gördüm. O kalmış. Açsana bunu. Açtım ki haberin yok. Ama gördüm lan. Yok ablam görüyor mu şurada? Abim gör, abim az bir şey telefonu görüyor. Abim yayılalım mı? Bir açık. Açık olsun. Buraya da yani olsun. Yani yayılalım. Abdullah'ın oraya niye geçtiğinizi çok iyi biliyorum. Niye? Videoda görünüyor. Abdullah dedi zaten. Ben, kızım şunlar bir suya tut da gel ya. Hadi annem bunlar bir suya tut. Zeytin de zaman. Niye? Ne oldu? Gidiyor çay al da gel. Kayna ben sen. Kaynamadım. Kaynamıyor mu daha? He tavadan döktü ablam. İki gün üst üstüne parmağımı yaktım. Dün dışarıda ateşte yemek yaparken borunun yönü bu tarafa dönükmüş. Bezle tuttum şöyle çevireyim dedim. Parmağımın olduğu yere bez gelmemiş. Parmağım bir yapıştı ama caz etti. Orada yapıştığını hissettim. Su toplamış.
O ya yaparken ne biri ağrıyor ki ne böyle. He gelmişim 40 yaşına. Ne dediğin? Ha? Görüyor musun? Ne 40 yaşına? 40 olacaksın, yine olacağım. Kızım ha geldik 37'ye işte. Ondan sonra da gençleşecek halimiz yok. Ondan sonra mecbur. Ay. Sana bir şey olmaz Allah'ın izniyle ya. Ben koca arıyorsan gençleşirsin. Bu arkadaşlar yaptığımız ekmek. Dilimledim. Aa, senin ağa gelen yeri kestim ben. Ağa gelen. Abin ağa yapmıştı ya. Ya sonuçta gördün mü? Ağanın başı bak orada. Ben gördüm. Al oğlum başı burada. Gördüm ben gördüm. Ha, yani var ya bak. Ağzım, mutlu ol. Biraz ince olmuş. Benim gibi bir abiye sahip olduğun için. Sert olmuş değil mi? Ama... Şarkı daha yumuşaktı. Nenemkili aradınız mı? Aradın ya işte. Konuştuğumda. Ya niye aramıyorsunuz ben aramadıktan sonra? Ben de zaten Abdullah'a dedim abine söylediler. Nenemkili arasınlar. Kızma şunu. Herif sen de yiyor. Şifa olur ha. Anneciğim. Avradın ilk defa ekmek yaptı. Tırnağını Mustafa vurdu. Ne bileyim. 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 Ne siz başlayın. Ha daim dedi ya. Bana diyorlar diye önce. Ben diyordum YouTube'a girdiğinde direkt senin videon görünüyordun. Hemen dizler hatırını dedi ya. Abdullah bir kere şaka yapıyordu orada. Biliyorum zaten şaka yaptığını. Önceki şey interneti dizler, varken. Dizler kalsa niye izliyorum dersin ki? Önceden interneti varken o Turkcell'de 10 kilobayt interneti vardı. O zaman izliyordu. Yorum da yazıyordu. Ha. Ramazan'dan sonra çıkmaya yapacakmış herhalde. Söyleyin genelde bizim daha çok beğenilecek. Heee, onu söyledik. Ramazan'dan sonra yapacak diye. Anneciğimiz canı yavrusuna kıyamıyor. Kız onun için değil, oruç. Ama sen... Kardeş, biz sana bir daha kışkırtma lafını ağzına alamayacağın bir şekilde kışkırtma yapacağız ki. Doğudan şüphe olacak. Bir de demiş ki sizin orada adet mi bu oyun demiş. Ne alaka? Demiş sizin orada adet mi bu oyun sen demişsin ya hani yorumun altına da yazmışsın sen ben istedim diye. O demiş ki sizin orada adet mi bu oyun demiş. Köle be köle be. Kışkırtma yapacağım kışkırtma ağzından laf demedim. Ben istedim ama çamur. İnan sen o kışkırtma yapacağım. Çamurlama da benim de haberim yoktu ben sadece balonu biliyordum. Bilmem bir şey falan. Aslında yanlış yaptı. O balon ne olacaktı biliyor musun? Balon atılmaz öyle. Balon tutacağız böyle. He o koca balonu. Kafam sarsıldı. Bismillah. Şimdi Abdullah'a un dökecekler. Yumurta anne, kuracaklar. Anne sürpriz olsun. Bu ne doğru? Bu ne de? Alacağız. Karşıda fırın var. Arabanın ne para var? Senin saçın hamur olacak. Şş, ona gelip ben size alçı veririm daha iyi. Alçı böyle. Kalabıcı. Babam da diyor ki. Ablana bir şey yapma canı zaman çimento alçı falan verdim dedi ya. Hep yoruma demişler ki babalar kızlarına düşkün olur. Çok düşkün gerçekten. Acayip derecede böyle. O anda bağım da orada bir tane daha sandalye var. Bağımı da bağlayacaktık da. Bir şey demiyorum. Ben şu arkadaşım yazdı tamam mı? Telefonuna kışırmaya açtı. Ben bağımı balon attığım yer var ya. Oraya tam ne kaldı. Ben bağımı bir yapsam diye beni kolay sorar. Şimdi orada ben kaçışı zaten muhteşem. Şimdi çıkmaya almıyor. İsteyenler, eşime isteyenler yorum yapsınlar ona da yapabilir. Valla babam çok sinirlenir. Hepiniz evden kovarım. Hepiniz evden kovar. Kovar mı? Beni kovamaz ama. Beni kovama. Bana kıyamaz. Ben de soğukta kapının önünde kalırım ben de. Kapının önünde kalırım. Yerimiz mi yok? Kim var? Gidecek yerimiz çok hayal Allah. Allah için kim var bir söylesene. Herkes var. Babaannesi var. Babaannem var. Adam kim bizi evine alır? Babaannem var. Adam kapıda bekliyor da sorunlar gelsin de içeri alayım. Yani çayınız yok mu yarım kuru yedirirsiniz? Abi. Babaannem var. Babaannem var. Alamcam var. Necla yenge var.
Necla yengem. Necla yengem telefona bakma, dersen eve alacak. Kalkma arıyor. Sabah sen saat 7'de ayağa kalır. Ben mesaj gönderiyorum lan. Demek ki sen halasını mı oğlusun, sana mesaj gönderiyor. Kaç kere aradım, kaç kere durumunu sormak için. Eşimin dayısının bir kızı var. Necla normalde sözde videoları izliyor. Kendisi kanser hastası. Adana'ya gidip geliyor devamlı. Şey görüyor, ışın tedavisi görüyor. Durumunu soracağız. Telefon oğlanın elinde. Telefon bizim aradığımızı görüyor ha, numaramız gayet güzel. Ama açmıyor bir türlü, nasıl oluyorsa. Oğlan açmıyor mu? He, oğlan açmıyor. Sen ama oğlan hiç mi anası görmüyor bak. O günü dedim baba enseye, sen o kardeşin var ya dedi. Siz ha. Ben ne dedim, açmıyor o telefon dedim, anamı dedim soracağız dedim, şey yapmıyor dedim, pazarlık ettim dedesi. Oğlan ne diyordu ama? Anne, elim. Oğlan ne dedi ama? Oğlan kim? Enes ne dedi sana? Güzel demek ne dedi? Ben hikmeti aşkı dememiş mi? Hem telefona bakmıyor demiş ya. Hatoş diyor ki ne, ben aradım diyor, açmadı diyor, Erkan aradı diyor, açmadı diyor. Gamze aradı açtı. Yok, Gamze aramadı. Yapma oğlum. Babaannen arayınca açmış. Aa, o büyük ya, onun korkusunu açtı ona. Babaannemin numarası gitmiş ona. Ama kendi numarası silmiş o gün dedi. Ama kim açmış? Enes, şey, Enes. Berat atmış korkusundan. Tamam da bizimkiler niye açmıyor? Valla ben dedim bir daha aramam dedi. Biz adamdan saymıyoruz. Siz adam dersiniz ki? Ben görevimi yaptım, 10 kere aradım belki. Çalıyor. En azından bir de ki ne, telefon bende de. Annenin telefonu ne geziyor kendine? Kendinin ayrı telefonu var. Valla ben olsam annem biri aradığını söyle. Yani. Doğru söyle. Daha önemli bir şey. Ben doğru söyle. Biz adam derler. Aslan gibi adamı. Derler. Şimdi adam mı? Adam. Yok oğlum. Yok. Annenin telefonu. Şey. Durum güncellemesi de yapmıyor. Kaba ben görmüyorum. Şeydi, dokunun tuşluydu. Adam erkeğe denir. Şeyin, Necda'nın tarafı. Kaba mıyım ben? Ben öyleyim. Şimdi ben kadın demeyeceğim. Bilmiyorum, hiç haberim yok. Bu şeyden beri gidemiyor da yanına. Necda'nın. En son o zaman gittik, yazın mı gittik? Ne yaptıydık? Ben son o zaman gördüm. Hayatın hatırlıyor musun? Kızlarla beraber mezarlıktan geliyorlardı da. Ayhan dayım gibi vardı, hatta gittim. Ben en son ne zaman gördüm? Bana Emrah'ın düğününde gördüm lan herhalde. Emrah'ın düğününde gördüm. Ben en son ne zaman gördüm? Sinan gelir ya. Hmm. Onlar geldi, bir ara onların evinin bahçesinde sohbet ediyordum. Bayram işte oğlum. Küçük kız diyordu şeye, Ömer amcamın oğluna. Seninle bir ediyordu. Sana diyordu, ona mı diyordu? Sana diyordu, ablayı gördünüz, sana diyordu. Yüzü kaç, başı kaç, öpücük at diyor. Ben düğünde gördüm, düğünde. İyi de buraya geliyorlar. Buraya geliyorlar, şuraya oturuyor. Abdullah da izleyemez otur, abi. Göz kırıklı ya. Evet. Beler alır. Gençin. Oğlum akıllı vur, deli deli vur. Sen delisin ki o deli sen tutmuş. Bir ara da Berat'a dönünce sen de öyle dinle. Herkes demliyim bari. Berat'ı görüyor, Berat'a aşık oluyor. Yiğit'i görüyor, Yiğit'i aşık oluyor. He, herkes aşık oluyor. Kaç gün aşık oluyor? Daha yaşı kaç, başı kaç, aşkım eşli biliyorum. Ama sert olmuş. Sert sert çekemiyor. O ne yapıyorsun kız öyle? Of, of. Efendim, bu kadar da yiyeceksin. Valla gayet demişe olmuş. Biraz sert olmuş. Niye öyle olmuş? Neden öyle olmuş? Niye biliyorum, hamur belki sert. Belki ince olduğundan. Hamur sert mi yedi? Bir de diyordu ki anne hamur cıvık olmuş diyordu. He valla. Mayasından zar. Maya bir tane. Anne. Ya ince olduğundan ya da beklediğinden. Ya ama akşamki güzeldi. Ben bunu yapacağım. Anında yedik onu. Beklemeyecek bence. Şuradan bir tane bekler bana. Bugün ben de yapacağım sana. Tepsi yap. Güzel. Yemek istiyorum yalnız. Tepsi daha yumuşak. 4 tane mi yapacağız anne? Yap. 2 tane. Tepsi yap.
Dur, iki tane mi yapacağım? Tepsi tekme yapsa. Lan bu çok büyük, ben bunu bitiremem. Bilmiyorum, dur, baban tepsi yap dedi. İki tane yapacaksın ha. Yine bu adam öldü. Tam tepsi adına konuşulmaz. Tepsi nasıl oluyor? Tepsi nasıl oluyor? Acılı ekmek yapayım ya her gün. Daha yumuşak oluyor mu? Ön gibi. Ona da tırnaklı değil, tarif belik oluyoruz. Ben acılı ekmek yap da iyi ki. Allah-u Ekber. Ablam diyor şimdi. Hani yine siparişler yükseliyor Ramazan'dan sonra. Ablam diyor ki şimdi çeşi Ramazan'ı bitmez. Niye? Sabah yemek hazırla abla. Sekme verin. Bayramda 7'de kalkıyorsunuz, haklısınız. Yatın böyle Ramazan'da bir şey var, nasıl olsa. Bu şekilde verin. Huzurlu kapsın, hadi baba baba diyorsunuz ya. Baba, bayram namazından sonra niye böyle? Ben bir şey yapmadım. Uyuyamaz ki. Kimse kaçmaz ki. Namaz bitecek, millet evine gidecek. O hutbeyi dinlemedim, namaz sayılmıyor. Cuma namazı... Sen 5'te kalk yani. Cuma namazın fazı kaç? 2. Cuma namazın fazı kaç? 2. 4. 2 değil. Abim 2'de... Iki i̇kisi kalır. Sünnet, şey ikisi imamla kılıyor namazdır, ikisi de hutbedir yani. Anladın? İmam 2 kere hutbe, ben 2 kere. Zeki insanlar ilk başka oluyor. Yani o iki rekat yere geçmiş oluyor hutbe işte. Ha. Cahil olma yavrum. Ben sana iki hutbe öyle demedim. Ben cahil derim ama. Ne bak? Bu tarafı hiç yiyemem. Niye? O tarafına yeme, bu tarafına ye. Patates. Hükümetin patatesi. Anne patateslerde hani böyle küçük kenarlarından bir şey çıkıyor ya, onlar ne? Zil. O ne? Kardeş. Şey, filizleniyor işte. Yani Allah, yeniden yanında yetişiyor. Devletimize zavar vermesin. Ona kömdün mü patates çıkıyor yerinde. O. Şimdi. Patates ağacını çıkıyor. Böyle gibi çıkıyor. Nereye ekeceksin? Ya aslında şey olacak. Paramız olacak. Yanar sayı alacaksın. Sana güzel bir ev yaptıracağım. Yanar sayı para verene kadar köyde bir saray gibi ev yaptırırım. Benden de bir de numaranızı alırım bir şey. Vallahi anne var ya. Ya bir şey söyleyeyim. 400 milyar para istiyor boş arsaya. Oraya da 400. Millet anahtar teslim 250'ye 180'e öyle veriyor. Bakalım talan sahibi şey değil ki, alsan değil ki. Ne? Talan sahibi alsan değil ki. Hasan değil mi? Hasan kim? Burada oduncu Hasan var. Allahümme sallallahu. O değil zaten. O değil zaten. Akıllı. Geçen geldiler ya onlar. Aa, Hasan nereden aklına geldi? Ben önceden buranın sahibi sarıldım. O kira da öyle bir şey var. Oranın sahibi kim biliyor musun? Geçen Şevkay'la kavga etti diye. Mehmet'e demiş ki abi. Anladın sen. Ağzını. Arama dedim ben zaten başta dedim. Bu dedim şeyi sökecektiniz dedim. Abla diyor vallahi diyor biz diyor iyilik olsun diyen diyor yaptık diyor. Ama diyor iyilik yaramıyormuş diyor. Ben neyden korktum diyorum ya Eyüp abiyle kavga eder diye korktum. Adam zavallı öyle yapmıştı. Onun Eyüp yok ki. Eyüp adam laf veriyor. Eyüp abiyle kazma çağırıyor. Ondan sonra anne evde de yine. Adam dedi ki laf mı dinlemezsen Sabri'yi yaptırmam dedi. Geri yıkarım dedi öyle deyince. Karışamaz ki ne karışır. Ben onu duvarımı çekiyorum. Üstelik kendisi ondan çekti. Onu çekemedi ki. Kazmaya kafaya vuraydı bir tane. Kendi kafasına gel, adamın malzemelerini almış da bu sıra bak olmuş. Satacağım. Abi vardı bir tane kucaklamış götürmüş. Abi insanın çöpür dünyayı düşünmüyor ya. Valla ben öbür dünyayı düşünerek yaşıyorum. Hepimiz öyle. O da kendine bırak lan. Aklı değil, milletin malı. Tabii ki. Oduncu Hasan'a borç para verdim yani paramızı onda gitti. O da yani mal olduğu için el koyduk demiş.
Ona demiş ters senin olsun demiş. Sözde. Ev sahibi... Oduncu normalde. He ben onu biliyorum zaten. Terör sahibi o mu? Normalde oduncunun. Onlar kalktı terörde. Mehmet, adam niye aldı götürdü? Mehmet ne işine göre de... Yavrum bir tehlike işe satmışlar. Ekmeğe ver şuradan Abdullah. Borcundan dolayı de bir tel senin olsun. Ya. O adama da kira vermemiş. O da kira yerine tel sahibi. Eskiden bir ev on kişiye satıyorlardı ya. Şimdi de hala şeyler oluyor. Ben başlattım siz bitirin. Yozanım ne yapalım? Abi bitir vallahi. Abi bir gün de bitirsin. Abi süreç. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.